Miladi takvime göre 13 Nisan 1919, Rumi takvime göre ise 31 Mart 1325'te İstanbul büyük bir isyan ile çalkalanmış ve bu isyan Osmanlı'nın geleceğini kökten değiştirmişti. 31 Mart ayaklanması olarak bilinen bu isyanın sonunda Sultan II. Abdülhamit Han tahttan indirildi. Tahtın veliahtı olan Şehzade Mehmet Reşat Efendi de Sultan 4. Mehmet Reşat unvanıyla tahta çıkarak isyan sonrası dönemin ilk padişahı oldu. Bu taht değişimiyle birlikte Şehzade Abdülmecit Efendi'nin ağabeyi Yusuf İzzettin Efendi de veliaht şehzade olarak ilan edildi. Ancak bu olaydan yaklaşık 7 sene sonra veliaht şehzade Yusuf İzzettin Efendi intihar etti. Bu intihardan dolayı kanunlar gereğince Sultan Abdülmecid'in oğlu ve o dönemde tahtı olan Sultan Mehmet Reşat'ın kardeşi Şehzade Vahdettin Efendi veliaht şehzade ilan edildi. Sadece 2 sene sonra Sultan Mehmet Reşat da vefat edince tahta veliaht şehzade olan Vahdettin Efendi çıktı. Yeni veliaht şehzade ise Abdülmecid Efendi oldu. İşte bu dönem Abdülmecid Efendi'nin siyaset ile yakından ilgilendiği bir dönemdir. Ancak siyasi tablo ise hiç iyi değildir. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin ağır mağlubiyetiyle sonlanmış ve başkent İstanbul işgal edilmişti. O dönem İstanbul'da damat Ferit Paşa hükümeti kurulur. Veliaht şehzade olan Abdülmecid Efendi de bu hükümete eleştiriler sunarak Sultan Vahdettin'e karşı muhalif bir tutum sergiler. Ancak damat Ferit yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulunca Abdülmecid Efendi muhalif tutumundan vazgeçer. Öyle ki oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Sultan Vahdettin'in küçük kızı Sabiha Sultan'ın evlenmesini sağlar. Bugünlerde Anadolu'da düşman kuvvetlerinin işgali ve bu işgale karşı koyan direnişler baş göstermeye başlar. Abdülmecid Efendi ise Anadolu'da düşman kuvvetlerine karşı başlatılan milli direniş hareketleriyle yakından temas halindedir. Öyle ki daha sonra Adnan Menderes hükümetinde görev alacak olan Abdülmecid Efendi'nin yaveri Yüzbaşı Yumni Bey aracılığı ile Anadolu harekatından davet alır. Ancak aynı anda iki padişah olmasının hem Anadolu harekatı hem de İstanbul hükümeti için doğru olmayacağını düşünen Abdülmecid Efendi bu teklifi reddeder. Tarihler Şubat 1921'i gösterdiğinde ise Mustafa Kemal tarafından Anadolu'ya gelip yeni padişah olması yönünde bir davet mektubu alır. Ancak Abdülmecid Efendi devlette ikilik çıkaracak olan bu teklifi yine reddeder. Bu sefer teklifi reddettiğinde boş çevirmek yerine oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi'yi de Anadolu'ya gönderir. Nitekim o dönemde Sultan Vahdettin mağlup bir devletin padişahı olarak eli kolu bağlıdır. Başkent İstanbul işgal altında, saltanat ise özgürlüğünü kaybetmiştir. Bunun farkında olan Abdülmecid Efendi, veliaht sıfatından sonra yeni padişah olarak Anadolu'ya geçerse, düşman kuvvetleri tarafından Anadolu harekatının topyekün saldırı altında kalacağının farkındadır. Bunun yerine oğlu Ömer Faruk Efendi ile yeni bir düzen kurulmasını ister. Olan biten tüm bu siyasetin farkında olan ve Dünya Savaşı sırasında ordunun baş kumandanı olan Enver Paşa da keskin siyasi görüşü ve askeri tecrübesiyle Ömer Faruk Efendi'nin daha doğru bir tercih olacağını düşünmektedir. Zaten her ikisi yakın bir dost, sık sık görüşen iki devlet adamıdır. Ancak Mustafa Kemal Ömer Faruk Efendi'yi Ankara'da kabul etmez ve İstanbul'a geri gönderir. 1921 yılının sonuna doğru Fevzi Çakmak aracılığı ile Abdülmecid Efendi'nin bizzat Anadolu'ya gelmesi konusu tekrar gündeme gelse de mecliste tartışılarak red kararı çıkar. Bu red kararı geri dönülmez kesin bir hüküm olacaktır. Abdülmecid Efendi başta olmak üzere hanedanın el altından ciddi destekler verdiği Kurtuluş Savaşı nihayet zaferle sonuçlanır. Artık sıra toplanacak olan Barış Konferansı'na gelir. Ancak batılı güçler iç kargaşa çıkarmak amacıyla Türk heyeti adına Ankara hükümetini ve İstanbul hükümetini ayrı ayrı konferansa çağırır. İşte bu ikilik tam da Abdülmecid Efendi'nin endişe edip Ankara'ya gitmemesine sebep olan ikilik durumudur. Oluşan bu ihtilafı sonlandırmak üzere
Ankara Meclisi 1 Kasım 1922'de kabul ettiği kanun ile saltanatı tamamen kaldırır. Bu kanun sonrası İstanbul hükümetinin temsil yetkisi düşmüş oldu. Haliyle Abdülmecit Efendi'nin de veliaht ünvanı kalkmış oldu.